Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenler, bir regaib gecesiyle beraberiz şükürler olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Mevla Teala şu gecenin bütün feyzinden, bereketinden, alınması gereken o büyük hissesinden hisse alabilmeyi şu gece itibariyle üç aylar inşallah yarın sabah bu, bu akşam girisi yarın günüz olacak. İnşallah başlıyor. Bu üç aylarla beraber dolayısıyla Recep ayı, Ş Şaban ayı ve Ramazan ayı e, takip edecek bu ayları. İnşallah bu aylarda Rabbim en güzel zirve amellerle beraber güzel işler yapabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillah şükürler olsun kıssadan hissinin e, yani program akşamı regaib gecesine tevafuk oldu. Çok e, güzel bir hani e, e, isabet diyelim. Biz de dedik ki e, regaib gecesi akşamında tabii ki regaib kandili e, konusu işlenmesi lazım. Aynı zamanda da 3 aylar da başladığı için bu haftaki kıssadan hissenin e, inşallah program konusu regaib gecesi ve üç aylarla alakalı inşallah bir konuyu Rabbim en güzel şekilde dolayısıyla da regaib kandili konusunu en güzel şekilde işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim, Rabbim tesirini yüksek eylesin. Sevgili izleyenler, regaib kelime manası itibariyle rağbet edilen kelime manası içeriği bu. Rağbet edilen de, derken neye rağbet edilen? Rabbimizin kullarına fırsat olarak sunmuş olduğu efendim 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan aylarında insanların eğer günahkar ise ki bu zamanda da zaten günahkar olmamakta kardeşlerim gerçekten zor. İnanın şu yollarda bulunmuş olduğunuz ilde, ilçede, köyde eskiden büyük şehirler derlerdi. Şimdi o da kalktı artık. Bugün büyük şehire bakıyorsunuz aynı. Gidin en ücra köşedeki köyüne bakın aşağı yukarı aynı diyecek kadar maalesef e, insanların yaşantıları bu şekilde istisnalar yine vardır diyerek yine her zamanki ifademi söylemek isterim. Bakıldığı zaman günah içinde bir hayat ortamında yaşıyoruz. Böyle bir hayat ortamında eğer günahkar ise ki çoğumuz zaten konuşan dahil olmak üzere günahlarından dolayı Rabbimize yöneltmesine ra ra rağbet edecek. Regaib dedi ki rağbet etmek Rabbimize karşı ya Rabbi işte kuluz açtık yanlış yaptık yanlışa düştük diyerek bu gece itibariyle Regaib Kandili'nin ilk gecesi üç ayların başı olarak bu gece itibariyle ki Ramazana kadar da bu devam etmesi çok güzel olur inşallah Rabbimize bu konuda müracaatlar edeceğiz. Sensin ya Rabb diyeceğiz. Hata ettik ya Rabb diyeceğiz. Elimizde ol, olarak veya olmayarak, bilerek veya bilmeyerek çok büyük hatalar yaptık, yanlışlar yaptık. Hatanın büyüğü, küçüğü, küçüğü hiç fark etmez kardeşlerim. Kıymeti izleyenler. Yani insan şöyle bir hata, şöyle bir yanlışa sakın düşmesin. Çok büyük günah işledim. Ne yapacağım? Allah'ın huzurunda günahın büyüğü de aynı, küçüğü de aynı. Çünkü affedecek olan, o hatayı senden kaldıracak olan Allah'a günahın büyüğü, küçüğü olmaz kardeşlerim. Dolayısıyla inşallah eğer eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız, günahlarımız varsa bu gece hürmetine Rabbim fırsat olarak sunmuş olduğu şu regaip gecesi ve bu kandiller ve bu üç aylar hürmetine Rabbimize en güzel şekilde inşallah yöneleceğiz. Hocam hep günahkarlar tarafından mı yöneleceğiz? Yok. O kişisine göre kardeşlerim yani kalitene göre, kıymetine göre Allah indindeki değerine yani biraz da kabına göre yani. Eğer sen Rabbinin katında Allah'ım da böyle olmayı nasip eylesin inşallah kıymetin, değerin yüksekse e ne yapacaksın? Gün ve gün, gün ve gün e çünkü Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. E bugün çok kıymetli bir kişi yani güzel ameller işleyen bir kul ne yapacak? O da bu taraftan yani Rabbine olan o yakınlığını veya Rabbimiz, Rabbimizin bize ikram edeceği o güzellikleri artırma ikramlar konusunda ne yapacak? Makamının yükselmesi, peygamberin hususunda, efendim din hususunda, Rabbimiz hususunda ne yapacak? O da kıymetinin, değerinin, makamının artması hususunda rağbet edecek Mevla'ya müracaatlarını yapacak. Yani müracaatlar, rağbet etmeler iki türlü de olabilir. Ama Rabbimiz bizleri inşallah iki türlü olan bu sığmada ikincisi olan yani Rabbimizin katında değerimiz nedir? Kıymetimiz nedir? Öyle ya kardeşlerim dünya sana itibar ediyor. Dünya sana kıymet veriyor ama Rabbinin katında zerre kadar kıymetin yok. Ne olur bu kıymetten arkadaşlar? Kıymet izleyenler ya. Ya kainatın yaratıcısı en büyük fazilet, kıymet, değer yani e, olması gereken değer görme Rabbimizin katında değil midir? E, sen Rabbinin katındaki değerin hiç böyle hani e, belki ismin bile geçmiyor. Böyle e, olduktan sonra dünya seni övse, dünya sana kıymet verse ne anlamı var? Rabbim de dediğimiz gibi inşallah kendi yanındaki kıymetini, değerini artıracak sığmalar, dualar, müracaatlar yapabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ama şimdi siz içinizden diyorsunuz ki Hoca Efendi nerede diyorsunuz be, nerede be, nerede? Biz hep işte günah, ya Rabbi şu günahımı affeyle, ya Rabbi şu hatamı affeyle, ya Rabbi şurada hata yaptım, şurada eksiklik yaptım, şurada yanlış yaptım, şurada yapmam gereken şeyi yapmadım. Bunlardan dolayı biz ne, yap, ne yapacağız bu akşamda, işte bu fırsat akşamlarında Rabbimize müracaatları yapacağız diye düşünüyorsunuzdur. Ya bunu da şöyle düşünelim. Tabii ki yani hepimizin, herkesin, her kişinin, her Adem oğlunun kendine göre bir eksiği vardır. Ha. Onu da söylemiş olayım. Senin bir taraftan eksiği var, onun başka bir taraftan. Senin şu haramın var, onunla başka bir haram var. Senin şu yanlışın var, onun da başka bir yanlışı var. Bugün yanlışın çeşidi çoktur yani. Ama bunları her gün, her gün eğer yanlıştaysan, eğer eksideysen artıya doğru, yani yukarıya doğru artırmak için Artıya geçmek için mücadeleni vereceksin. Eğer de artıdaysan o da yeterli değil. Bugün insan e, hocam çok söyler bunu yani bir insan kendine ne yapmayacak? Doydum demeyecek, tamam demeyecek. Ya bugün Allah'ta son var mı? Rabbimizde son son var mı? Rabbimizin o müthiş tarifi imkansız olan sevgisinde, muhabbetinde, lezzetinde son olmaz. Artıda da olsan gün ve gün, gün ve gün, gün ve gün. Artını yükseltmek için, artını yukarıya doğru ilerletmek için sen de onun mücadelesini vereceksin. Hep yani eksiden artıya geçmek değil. Bugün güzelliğini gün ve gün artıracaksın, gün ve gün artıracaksın. Çalışma her türlü kardeşlerim. Rabbim en güzel şekilde buraları anlamayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli izleyenler, şimdi bu akşam regaip konusuna geçeceğim ama her konunun başında illa bir hatırlatma yapıyorum. Bir ince bir nokta oluyor çünkü. burayı da anlatırsak olay daha güzel açılır diye her ortalama aşağı yukarı her kıssadan hissenin bu konusuna geçmeden önce efendim o konunun evliyatına bir olayı sunuyoruz. Ondan sonra açılımına geçiyoruz ki Kire Gaip'te de bu çok önemli bir incelik var. Onu da inşallah sizlere paylaşmış olayım. Şimdi Rabbimiz kullarına fırsat geceleri, fırsat günleri, Fırsat anları yani kulunun kendisine o yöneleceğini yönelmesini gerektiren o özel tayin etmiş olduğu geceler var günler var efendim işte ona göre anlar var bunlarla alakalı hep kuluna dikkat ettiriyor. Yani kulun bak şuna dikkat et mesela şurada bir notum var diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş gece var ki o gecede... O kişinin yapacağı duanın reddi yok. Hatta hemen yeri gelmişken isterseniz hangi gecelermiş bir bakalım. İşte bu şu anda akşam namazının girmesiyle beraber regaip gecesi yani Recep-i Şerif'in gecesi başladı. Yarın da gündüzü. Birincisi o duası red olunmayan efendim anlar günler geceler hangisiymiş Recep ayının İlk cuma gecesi bu akşam itibariyle akşam namazının girmesiyle beraber Recep-i Şerif başlamış oldu. Ve ilk gecesi de bu akşam ilk gecesi olan Recep'in ilk cuma gecesi bu akşam duanın reddi yok. Ne büyük müjde işte mübarek hayatında yapacağın olumlu ya olumsuz yani olumsuz da duanın olumsuz şöyle yani olur ya bir yanlıştasın bir haramdasın bir eksiktesin onun için Ya Rabbi beni affeyle. Ya Rabbi yanlış yaptım Ya Rabbi. Yönelmeni yap. E, o, olumlu olarak da Ya Rabbi cemalini istiyorum. Ya Rabbi şunu istiyorum. Ya Rabbi Resulunla beraber olmak istiyorum diye. iki türlü de ne yapabiliriz? Duamızı yapabiliriz. Sığınmamız dedik ya yani yönelmemizi yapabiliriz. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi duanını diyor. Şaban ayının 15. gecesi yani beraat gecesi inşallah önümüzde o da Allah'ım nasip eylesin inşallah. O gecede aynı şekilde cuma geceleri Şimdi cuma gecelerini şöyle düşünelim. Bu akşam perşembe akşamı. Normal bakıldığı zaman perşembe akşamları mı? Ama eski aylara göre, kamera aylara göre geceler, özür günler geceden başlıyor. Yani bu akşam cuma gecesinin, cuma gününün gecesi yarında gündüzüdür. Yani bu akşam perşembe akşamları cuma geceleri derler ya. Onun için orayı da karıştırmamış olalım inşallah. Cuma geceleri o da bu akşama denk geliyor. Regaib gecesi, Cuma gecesi ikisinde inşallah şu an içindeyiz. Efendim Ramazan bayram gecesi bir de kurban bayram gecesi bu beş gecede beş günde duanın reddi yok. Şimdi şöyle bir şey de içinizden geçirebilirsiniz. Hocam bu geceler haricinde Allah'ın yapmış olduğumuz dualara yani karşılığı yok mu? Duamız kabul olmaz mı diye düşünebilirsiniz. Yok. Allah'ta gün, gece, efendim an önemli değil. Ellerini kaldırman Rabbinle bağ geçmen için yeterlidir. Yani nerede olursan ol, hangi saatte olursan gece olmuş, gündüz olmuş, öğlen vakti olmuş, akşam vakti olmuş, sabah var hiç fark etmez. Şu ellerin hatta ellerini bile o işin bir göstergesidir kalbinden Rabbine bağ kurmak onun zamanı zemini olmaz. Öyle adam şöyle düşünebilir. Yani hoca efendi şu ince nokta burasıydı zaten burayı için anlatmıştım. Hoca efendi yani bu gece, geceler haricinde bizim Rabbimiz yapmış olduğumuz duaları yani kabul etmez mi manasına ki öyle bir şey asla düşünmez de olur yani anlaşılması için söylüyoruz. Böyle bir şey yok kardeşlerim ama ama Rabbimiz dikkat edittiriyor işte. Kolum bak bu akşamlarda özellikle dikkat edin. Yani diğer anlarda, diğer gecelerde tabii ki kabul ederim. Tabii ki yapmış olduğunuz duaların karşılığını veririm ama özellikle bu akşamlarda buna şuna çok dikkat edin. Yapmış olduğunuz duayı illa ve ama illa kabul edeceğim diyor Rabbimiz. Şimdi bu kandil akşamlarında gerçekten insanın uyanık olması lazım kardeşim. E niye oyun oynak olması lazım? Ya bak kardeşim hayatına ya. Hayatına bakar mısın lütfen be? Yani şu da çok önemli. ha... Adam bakmıyor ki kendisine. Yani yanlışlar içinde, haramlar içinde yüzüyor. Adam kendine bakmıyor, bakmıyor. Kendinin af eti, ettirme ve af olunma tarafına almıyor işi ya. Halbuki günahlar o, o almış başını gidiyor. Günah deryasının denizinde boğulmuş derler ya. Bataklığın içine girmiş, haramların içine girmiş. Ama adam kendini bir türlü yani ben yanlış yapıyorum kardeşim ya ben haram işliyorum ya. Geçen hocamızdan çok çok tesirlendiğim bir ifade. Adam haramın içinde bir türlü haram demiyor. E haram nasıl olur dedi ya nasıl olur ya. Haramın başka tarifi nedir yani. Bir insan haramın içinde haramın bataklığında günahın içine girmiş. Hala da kendisini affettirme ihtiyacı duymuyor. Bu adamın işi zor ya. İnanın zor ya. Allah onun önüne regaipler, kandiller, efendim beraatler ki çok önemli gece ki Ramazan-ı Şerif. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bununla alakalı çok önemli bir şey vardır. Ramazan-ı Şerif üzerinden geçip de kendisini Cibril'e emin söylüyor. Efendimiz de amin diyor ya. Kendisini Allah'a affettiremeyen bir kişi yarın huzur mahşerde Allah'ın rahmetinden uzak olsun ve burnu yerde sürüsün diyor ya. Ya yani sen bu kadar geceler geçecek, regaipler geçecek ki başladı bak üç ayların başı olan geçecek. Sen hala da kendini af ettirmeyeceksin. Çok zor iş ama aması var işte. Burası çok önemli. Adam af ettirilecek gibi kendini görmüyor ki. Ben yanlış yaptım demiyor ki ya bir dakika ben yanlış yaptım günah işledim haram işledim. Ben yanlıştayım ya ben kendimi Rabbimi affettirmem lazım ben günahımdan dolayı tevbe etmem lazım. Adamın hiç öyle bir düşüncesi yok. E böyle adam nasıl affolanacak ya? Sen bu adamın önüne ne çıkarırsan çıkar istediğin kadar fırsat geceleri çıkar istediğin kadar kandiller çıkar Ramazanlar çıkar. Bu adamın af olunmama, olunması gerçekten zor iş. Allah'ım evvela o yapmış olduğumuz çok önemli burası çok önemli kardeşlerim yanlışı haramı günahı kabul edip kendisine yönelen tevbe eden kullar olmayı bizler anası bilesin. Bugün tevbe etmek de çok büyük nimet kardeşlerim ya inanın ya ne acayip bir ifade. Tevbe etmek de çok büyük nimet. E niye adam tevbe etmiyor ki ya. Adam kendini yani yanlışından dolayı ben yanlış yaptım demiyor ki. E bu adam tevbe eder mi ya? Allah'ım şu inceliği dedim ya konuya girmeden önce şu inceliği hep beraber yakalayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet işte Rabbimiz kullarına biz inşallah dünyada inşallah kazanan olarak kazananlar olacak olan biz inanan kullarına fırsat geceleri veriyor. Fırsat günleri veriyor. İşte bunlardan biri olan Regaip gecesini veriyor ki kulum aman bu akşamda uyanık ol gaflette olma. Yani Rabbim benden sana gelecek olan o büyük e, nimetten istifade et. Varsa yanlışın yanlışın için yönel. Varsa e, efendim hatan, eksiğin, haramın onlardan dolayı benden özür dile diye Rabbimiz bizlere e, geceler tayin etmiş. Cuma vakti biliyorsunuz onda da günler ve anlar diyoruz ya aynı zamanda gecelerin haricinde cuma diyor Selah. Hani cuma namazına önce okunan selanın okunmasıyla cuma namazı bitene kadar bir vakitti ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O vakit gizli. O vakitte hangi duayı yaparsanız yapın Rabbimiz kabul edeceğim diyor. Şimdi işte bunları bize Rabbimiz niye önümüze koyuyor, bize sunuyor? Kullarım olur diye ya yanlışta olursunuz. Olur ya hatada olursunuz. Olur ya hani kendinize göre bana yönelme durumlarınız ki hangimizin yok kardeşlerim hangimizin yok şu gözlerimizi açıp şu sokaklarda gezmemiz bize Rabbimizden özür dilemeye yeter yani öyle bir garip zamandayız ki öyle bir zor zamandayız ki yani gerçekten kazanması da kolay kaybetmesi de kolay işte inanın öyle bir zamandayız Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Ama kardeşiniz olarak şurayı da sizlerle inşallah burası da beni çok tesirlendiren hatta çok duygulandıran ve beni de çok etkilendiren bir yerdir burası. Neresi o? Ya olabilir be kardeşim. Hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Hepimiz haram işliyoruz. Hangimiz? Hangimiz de yok yani. Hangimiz? Adam bir kere şurayı bir kere unutacak. Ben haram işlemiyorum. Ben yani yanlış yapmıyorum. Bunu söylerken yani büyük Allah dostları kıymetli zatlar için söylemiyorum. Normal standart bir kuldan bahsediyoruz. Ben yanlış yapmıyorum. Ben haram işlemem. Ben günah yapan bir adam değilim demek adama yeter günah olarak zaten. Nasıl ya? Nasıl? Kulağı, kulakların hep haramlarda. da yani din istesen istemesen de duyuyorsun. Belki sen onu dinlemek istemiyorsun ama dinliyorsun. Bugün yani müzikler her yerde Uu, fazlasıyla var. E sokakta her zaman söylediğimiz gibi e, malume beraber geziyoruz işte. Yani evinde oturma şansın yok ki yani. Bugün dedim ya en ucura köşeye git zaten aşağı yukarı ortalama aynı yerlerde. Zaten istesen de, istemesen de belki bakmak istem ve görmek istemiyorsan da yani oralarda bulunuyorsun. Bakıyorsun manasında demiyorum. Yani sen istesen de istemesen de o ortamlarda bulunmak zorunda. Zaman öyle bir zaman çünkü. Böyle bir halde insanın yapmış olduğu yani müracaatlarını yani bu ortamlardan dolayı yönelmesi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor kardeşlerim. Allah'ın en güzel şekilde yapmış olduğu yanlışından dolayı demin buraya özellikle üzerine durmuştum. Üzerine durmaya çalışacağım da özellikle. Ya bilir yanlış yapabilirsin. Şunu yapacağız. Hep beraber şunu yapacağız. Ya Rabbi be. Şöyle bir boyun bükeceğiz ya. Şöyle Rabbimize bir kere acziyetimizi göstermemiz lazım. Adam ya günahın zirvesinde dimdik duruyor ya. Bu nasıl iş ya? Ya bu nasıl iş be kardeşim? Bakıldığı zaman haramın en büyüğünü işliyor ama hiç öyle bir yani pişmanlık, hata yapmından dolayı eziklik veya böyle bir ya ya Rabbi ben ne yaptım böyle bir bir hani böyle şaşkınlık yok be kardeşim ya. Bu adam bu adam bu adamın işi hakikaten durumu sıkıntılı ya. Ya arkadaşlar kardeşlerim sevgili izleyenler ya hepimiz yanlış yapıyoruz, yapabiliriz yapıyoruz derken yapabiliriz yani. Veya hepimiz hata işleyebiliriz. Yapacağımız tek şey Rabbimize iyi bir şekilde Ya Rabbi evvela hata yaptım diyeceğiz. Ya Rabbi benim de yapmış olduğum bu hatayı, bu yanlışı, bu günahı yalnız ve yalnız benden sen kaldırırsın. Beni sen affedersin diye Rabbimize Hacziyetle te tevaru halinde yani şöyle boyun büküklü halinde Rabbimize sığınmamızı yapacağız inşallah. Yoksa bu kadar günahlarla, bu kadar yanlışlarla ve tevbesini de yapmadan yarın huzuru mahşere giden bir adamın arkadaşlar gerçekten işi zor. E adam yapmış olduğun yanlışından dolayı dünyada tevbeni yapmadın, sığınmanı yapmadın. Ya Rabbi sen demedin. E sen neticede yani günahınla beraber ahirete göçtün. Halini bir düşünür müsün ya? Bir düşünür müsün? Bir bak bakayım haline ya. O günahların zerre kadar eksilmeden yani senden alınmadan temizlenmeden Allah'ın huzuruna çıkmış. Bir düşün bakayım halini. Demin çok önemli bir ifade kullandım. Tevbe etmek, Rabbimizden özür dilemek bile çok büyük iş ya. Çok büyük kıymet, çok büyük değer. Ne zannediyorsun? Hocam niye ya ben istediğim zaman bunu yapabilirim deme öyle ya. Ya deme öyle ya. Adamın nefsi öyle bu olur ki sana özür dilettirmez ya. Sana tevbe ettirmez. Ne var benim halimde demiyorlar mı? Duymuyor musunuz ya? Hep beraber görüyoruz. Ne var benim halimde diyor. Zaten kalbimde temiz meşhur ifade. Bu adam özür diler mi ya? Bu adam kandil de geçse bu adamın önüne o kadar Rabbimizin fırsat geceleri de gelse bu adam özür dilemez, tevbe etmez bu adam. Allah'ım böyle olmaktan bizleri gerçekten muhafaza eylesin. Evet sevgili izleyenler bu akşam itibari, itibariyle, itibariyle Racebi Şerif'in ilk gecesi başlıyor. Dolayısıyla da üç aylara girmiş oluyoruz. Racebi Şehrullah, Recep diyor ki e, Efendimiz sallallahu Allah'ın ayıdır. Ve şabanu şehri, evet şaban da benim ayımdır. Ve ramazanu şehru ümmeti, ramazan ayı da bizim ayım. Yani ümmetimin ayı, bizlerin ayıdır. Allah'ım şu üç aya da en güzel şekilde yani kulak verebilmeyi, kendisini bu aylarda Rabbimize en güzel şekilde verebilmeyi, varsa dedik ya işte her türlü eksiklerimizden, günahlarımızdan dolayı yönelebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Şimdi bir ayetim var Ali İmran suresi 133. ayet. Biraz önce söylediğim ifade ayeti ayet ne güzel açıyor ya. es Rabbimiz buyuruyor. ve sari'u ila mağfiretin min Rabbiküm. Allah'ın mağfiretine mağfiretini kazanmak için sürat edin, koşun, isteyin, arzu edin diyor Rabbimiz. Bak vesariu sürat edin, gidin, koşun hatta. Niye? İla mağfiretin min Rabbiküm. Rabbinizin size olan mağfiretine gidin, koşun, sürat edin. ya. Allah'ım şuraya hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Adam mağfiret olunmayı istemiyorsa bu adam yerinden kıpırdamaz. Ne sürat etmeyi. Allah'ım böyle olmaktan da gerçekten bizleri muhafaza eylesin. Eğer biz hangi halde, hangi durumda, hangi efendim yanlışta olursa olsun dedik ya biraz önce günahımızdan dolayı boyun bükük Rabbimize tevbemizi yönelmemizi yaparsak ve sürat de edersek çünkü Rabbimizin mağfireti çok geniş var arkadaşlar kıymeti izleyenler ya. Rabbimiz o kadar mağfireti sever o kadar kulunun kendine her türlü yanlışından dolayı yönelmesi hatta hoşuna bile gider ya. Ya hoşuna bile gider ya. Ne kadar önemli bir yer burası. İşte bundan dolayı sürat edin diyor. Eğer böyle olursanız ve cennetin ardu hessemavatu vel ard uiddet lil Allah Allah. Eğer Rabbinizin mağfiretine koşmayı yaparsanız sizlere yerler ve gökler kadar olan cenneti sunacağım diyor. Cenneti vereceğim diyor. Uiddet lil ama bunu da kimler yapar diyor Rabbimiz? Muttaki olan Allah'tan gerçek manada korkan, gerçek manada sığınan kullar yapıyor. Şu ayetin şu sonu var ya beni o kadar çok böyle düşündürüyor. Allah Allah diyorum ya. Allah Allah diyorum ya. Neresi hocam orası? Bak Rabbimiz diyor ki: Bana kim mağfiret için sığınır? Bana kim af olunmak için gelir? Kim Allah'tan hakkıyla gerçek manada korkan kul bunu yapar diyor. O mutekin. Peki Şimdi benim o Müslüman kardeşime sorun. Hangisi de soru sorsun. Fark etmez ha. Hiç fark etmez. Sen Allah'tan korkuyor musun? Ya sorun ya Allah rızası için. Herhangi birine fark etmez yani. Tabi Müslüman olmasın. Müslümansa zaten bunun cevabını farklı olur yani. Müslüman olan, kalbinde zerre kadar imanı olan bir kişiye sorun. Sen Allah'tan korkuyor musun? Hiç değişmeyecek bir cevap verecektir size. Tabii ki canım. Aa böyle bir soru mu olur? Böyle bir soru nasıl sorulur yani? Nasıl yani? Allah'tan korkuyor musun dedim sana. O da diyecek ki: "Tabii ki korkuyorum ya. Tabii ki Allah'tan korkulmaz mı?" Buraya kadar normal. Ya bu nasıl Allah'tan korkmak mübarek adam derler adama. Allah'tan korkuyorum diyorsun. Beş vakit namaz kılmıyorsun. Allah'tan korkuyorum diyorsun. Haramları çok rahat işliyorsun. Allah'tan korkuyorum diyorsun. Elini, gözünü, dilini haramdan sakınmıyorsun. Bu nasıl Allah'tan korkmak? Daha bunu artırabilirsiniz yani. Bu nasıl bir Allah'tan korkmak? Yani Allah'ın başka bir Celle Celaluhu bir ayeti var. Ne kadar da birbirini tamamlıyor. Lime tekulune ma la tefalun diyor Allah. Ya yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz ya diyor Rabbimiz. Bak Mevla hemen nasıl karşılaştırıyor görüyor musunuz? Lime, lime niçin tekulune söylüyorsunuz ma la tefalun yapmadığınız şeyleri ya. Allah'tan korktuğunu söylüyorsun. Haramlar diz boyu. Bu nasıl Allah'tan korkmak oldu? Ya bırak haramları. Haramlar tabii ki daha sen Beş vakit Allah seni davet ettiği halde ve kulaklarının içinden bangır bangır ezanları duyurtturduğu halde Allah'a secde etmediği etmeyen biri olarak nasıl Allah'tan korkmak bu ya? Ya bunu git beş yaşındaki çocuğa söyle inanmaz sana ya. Demezler mi adama Allah'tan korkmak böyle mi oluyor ya? Demezler mi derler kardeşim. Rabbim hakiki manada Allah'tan korkmayı nasip eylesin. He bunu da şunu ah buralar üstü var üstü var üstü var. Biz Rabbimizden korkmayı şöyle anladık. Şöyle anladık o da yanlış bir düşünce. Allah bizi cehennemde yakar. Allah bizi cezalandırır. Allah bize bela verir. Musibet verir. Sen bir beşer olarak etten kemikten yaratılmış Rabbinin karşısında aciz bir kul olarak insan olarak Allah'ın seni yakmana ne ihtiyacı var be? Ne ihtiyacı var? Ne kadar yanlış düşünüyorsun ya? Allah beni cezalandır... Ne yapacaksa Allah seni cezalandırıp kadar yanana bir kar mı kalacak? Ne ihtiyacı var Rabbimiz? Ne ihtiyacı var? Böyle bir korkma değil. Bakın bunu da zaten evli Allah öğret. Büyüklerimizden konuşuyorum bu ifadeyle. Biz nereden bilirdik yoksa? Allah mimmetlerini şefaatini bizlerin üzerine ayırmasın yani. Allah'tan korkmayı büyükler şöyle tarif ediyor. Tarife bak. Yani biz Rabbimizden korkarken şöyle düşünerek korkacağız yani. Ya şu kainatın yaratıcısı olan Rabbim ya Rabbim ya. Kurban olayım Rabbime ya. Bana bu kadar imkanlar vermiş. Bu kadar güzellikler vermiş. Bu kadar bana her türlü nimetlerini vermiş. Rabbime karşı yani böyle mi kulluk olur ya? Böyle mi Rabbimizin yani bizden istemiş olduğu o yani hayat tarzı olur diye korku böyle olacak. Yani utanma manasındadır. Çünkü sana bu kadar her şeyini donatan karşında bir yaratıcın var ya. Hem de karşılıksız. Allah Allah ne acayip yer ya. Ya karşılıksız. Bugün dünyada karşılıksız, karşılıksız bir şey veren hiç gördün mü sen? Göremezsin. İstisnalar yine vardır. İstisna o da parmakla sayılacak kadar azdır yani. Bir şey verecek, bir şey yapacak, bir hareket yapacak sana da karşılığı olmayacak. Nerede be kardeşim? Nerede? Parmakta sayılar, istisnaları kenara koydum ama. Yani böyle bir Rabb'e karşı, yani korkma şundan dolayı Rabbimizden, yani mahcubiyet ya, ya benim bir Rabbim var ya, bir göz nimeti ya. Bak beraber bunu hemen hemen bir kısa zamanda çözelim ya. Göz nimetinin karşılığını biliyor muyuz ya? Bir bakar mısınız ya? Sana deseler ki, hepimize deseler, bak şu an beni dinliyorsunuz. Selim Hoca'dan seçin bir misal. Yine büyük terimin öğrendiğimiz bir ifade talebeler olarak efendi hazretimiz hocalarımızdan göz nimeti göz nimeti deseler ki bize veya sen işte beni izliyorsun deseler ki sana dünya ve içindekilerini vereceğiz. Bak dünya ve içindekileri artık sen her şeyi düşün evler arabalar yatlar yazlıklar köyde tarlalar ya aynı şekilde üç katlı meşhur var ya o köy evleri var ya tarlalar dönümler efendim bağ bahçe seviyorsan bağ bahçe hayvanlar dünya ve paralar altın onlar zaten içinde dünyanın içinde değil mi bunlar hepsini vereceğiz deseler yalnız bir şartımız var nedir o gözlerin olmayacak gözlerin biz alacağız senden verir misin Adam der ki kardeşim tamam da dünyalar içindekilerini veriyorsunuz da ben onlarla göremeyeceğim ki ya onları onlardan istifade edemeyeceğim ne yapayım ya der ya ya bir göz nimetine dünyayı vermedin gördün mü ama o gözleri Rabbin sana karşılıksız verdi biliyor musun? O gözleri sana verirken sadece o da bizim iyiliğimize o da bizim iyiliğimize ya anlaşılmıyor be kardeşim ya o da bizim iyiliğimize. Rabbim benden şunu istiyor diye adam. Ya Rabbin sana hiçbir şey istemiyor ya. Rabbimizin bize ihtiyacı yok. Diyor ki o gözlerini benim yolumda kullanacaksın ya. Nasıl yani? Harama bakmayacaksın. Gözlerini Kur'an-ı Kerim'le meşgul edeceksin. Gözlerini secde yerleriyle meşgul edeceksin. Gözlerini Rabbimizin razı olduğu yerlerde kullanacaksın. Razı olmadığı yerlerde kullanmayacaksın. Sadece senden bunu istiyorum Rabbimiz. Bu karşılık mıdır yani? O da o yaptığımız her şey bize bize karı var, bize faydası var. Yoksa gözlerimizi Allah yolunda kullanmanın Rabbimize bir faydası yok. Allah'ım burayı da akıllı, hakkıyla anlamayı nasip eylesin. i̇şte dünya ve içindekilerini sadece gözle, bırak iki gözün, belki bir, bir, gözümüzü vermeyiz ya. Tek gözlü bakacaksın bütün, bütün dünyadaki o sana verilen nimetlere. Onu bile adam kabul etmez. İşte sana onları karşılıksız veren Rabbine karşı korkunç olacak. Ya bu kadar imkanlar vermiş. Bu kadar bana her türlü nimetini akıtmış. Bana dünyanın ve ahiretin bütün güzelliklerini ikram etmiş bir yaratıcıma karşı, bir Rabbime karşı ya ben yanlış yapamam ya. Ben yani hata yapamam. Rabbim beni görüyor. Rabbim beni efendim melekleriyle kendi beraber her zaman müşahede ettiriyor. Bu halde olduğum halde Rabbimden sakınmak. Yani muteki e, manası lil mutekin, sakınanlar. Yani Allah'tan her türlü konuda böyle sakınacağız, böyle korkacağız. Rabbimize karşı korkumuz böyle olacak. Yoksa biraz önce anlattığım gibi Allah seni yakar. Allah seni cezalandırır. Allah sana bela verir. Ya ne ihtiyacı var ya? Ya Rabbimizin böyle karşısındaki aciz olan yarattığı bir şeye böyle bir şey yapma şeyi durumu yok. Yanlışı yani he şöyle de dersin şimdi bana konu biraz buraya gitti ama lazım lazım. Ama hocam bazen görüyoruz kimi insanlar büyük belalara işte uğruyorlar. Kimi insanlar büyük azaplara uğruyorlar, büyük korkulara uğruyor. He, onun da sebebi var. Onun da sebebi var. Onun da sebebi şu, sen o belaya ...niye düğü çağrı oldun, niye uğradın ona bakacaksın. Sen o belaya niye uğradın, niye o yanlışı sen Allah... ...demek ki senin yapmış olduğun bir hatan oldu, bir eksiğin oldu... ...Rabbine karşı bir, bir sıkıntı yaptın sen, Allah da o sıkıntını yine ama... ...yine kazanıyor insan, yine senden e, temizlemesi için, senden alması için... ...o belayı, o musibeti sana verdi, yoksa... Rabbimizin yine bize bela, musibet, korku veya Allah seni cehenneminde yakar deme durumu yok. Niye yaksın ya? Ya Rabbimiz bir de var ya kardeşlerim ya. Konu konuyu ne güzel açıyor ama. Rabbimiz var ya. inanın kardeşlerim buna yakinen hep beraber inanalım ya. Rabbimiz ya en cüssesi zayıf olan hani derler insanından en yükseğine kadar tutun eski ümmetler çünkü bayağı yani cüsseler bizim gibi değilmiş onlar. Yani büyük cüsseliymiş onlar. En aşağısını diyorum. insanı niye yaksın ya cehenneminde? Bırak yakmayı. Yani o insanın cehenneme düşmemesi için Rabbimiz o kadar çok yani istemiyor bizim o cehennemde, o azaplarda, o her türlü efendim cehennemin derece derece kısım kısım azapları farklı farklı olan yerlere Rabbimiz düşmemizi istemiyor istemiyor yani inanın teşbihat olmaz bir insan var ya oraya ancak bu kadar Rabbimizin mağfireti affı varken ancak şundan do dolayı düşer zorla kendini oraya düşün düşürttürmek için uğraşır Ancak öyle girer yoksa mü mümkün değil ya mümkün değil yanlış yaptın yani mübarek tevbeni yap. Hata yaptın, özür dile, e, haram işledin, haramından dolayı Rabbine sığın. Ya Rabbi haram, kabul et, yanlış yaptın deyip de yönel Rabbine, e, temizlenirsin işte. Niye oraya düşeceksin o cehenneme, niye düşecektin sen? Aman sen o cehenneme düşmek için, yani bayağı uğraştın yani, bayağı kendini oraya atmak için, bırakın ben gideceğim der gibi hareketler yaptın ki oraya düştün, yoksa mümkün değildi. Allah'ın buraları hakkıyla anlamayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi recep şerifin dedim ya gecesi başladı akşam namazı itibariyle bu yarın sabah inşallah günü de yani günlerin açılmasıyla beraber başlayacak ...Recep'le alakalı bir kıssam var aman ya Rabbi'm aman ya Rabbi'm şuraya hemen girmiş olayım ki şu şu kısayı ya İsa Aleyhisselam'dan hem de uli lazim bir peygamberden tasdikli bir e, kıssadan... hissenin his, e, kısa bölümünü anlatıyorum aman ya Rabbi'm ki yani hep beraber buna büyük bir müjde büyük bir Rabbimizin bize ikramı olarak hep beraber dinleyelim inşallah. İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber gezerken bakmışlar ki bir tepe. Tepenin e, içinde ve tepe bildiğiniz nur olmuş, nur nur. Yani böyle baktığınız zaman bir nurani bir şey var o hissedilir derecede bir parlaklık var. İşte oraya bakmış ki bir tepe içinde de çok son derece yani böyle parlak bir nur var orada. Demişler ki ne var burada demişler bir bakalım ya. Gelmişler bakmışlar ki tepenin içinde efendim saçıyla, sakalıyla, cübbesiyle, şalvarıyla, sarıyla veya pirifani bir zat. Son derece güzel yüzlü bir zat. Bakmışlar yani insana böyle baktığın zaman arkadaşlar ve iman öyle bir şey ki iman var ya kalbindeki iman insanın yüzüne bir sirayet eder ya. Ne zannediyorsunuz? Ya yani böyle baktığınız zaman adamdaki güzellik zaten kendini gösterir. İşte böyle bir zat bakmışlar ki çok güzel yüzlü, nurani bir insan var o tepenin içinde. İsa Aleyhisselam diyor ki sen kimsin ya diyor. Ben diyor şuna bak ya 500 seneden beri burada her gün Allah'a zikrediyorum. Allah'a tesbih ediyorum. Allah'a efendim ibadet yapıyorum diyerek 500 senedir buradayım. Rabbim bana böyle bir parmak kalınlığında bir su çıkarıyor. Bir de diyor her gün bana bir tane nar denilir. Efendim meyve çeşitleri olabilir. Nar denilir ama bir tane de nar meyvesi çıkarıyor. Onlarla günlük yiyeceğimi, iaşemi yani e, açtığımı gideriyorum. Ve bu şekilde ibadetime devam ederek 500 senedir burada Allah'a ibadet ediyorum. Arkadaşlar 500 sene ha bu. Bizim ümmetin böyle bir seneye kavuşma şansı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ümmetin ortalama yaşı 60 sene. E 500 sene haram yok. Çalgı çulgu yok. Efendim harama bakmak yok. Haramı dinlemek yok. ortalıkta böyle insanı günaha götürecek ortam yok. Tamamıyla Rabbine yönelmiş ve ibadet eden bir şahıs, bir kişi. İsa aleyhisselam diyor ki vay be diyor vay be diyor ya şu insana bak diyor ya 500 sene ha yani e sırf Allah'la meşgul olmuş Allah'a zikir halinde teveç halinde yönelme halinde böyle bir insan diyor içinden şöyle geçirmiş kısamı bir yere getireceğim bu ümmete getireceğim dikkat et dikkat et diyor ki ya diyor herhalde diyor bu insan Allah'ın huzurunda bundan daha kıymetli bir zat yoktur diyor. Çünkü gıybet yok, dedikodu yok, haram yok, haram dinleme, haram görme, yanlış yapma, harama düşecek ortamı yok. Bu Allah'ın huzurunda en kıymetli kişidir diye taaccup ederek içinden geçiriyor. Şimdi Rabbimiz İsa Aleyhisselam'a nida ediyor. Aman ya Rabbim ya. Ya şurayı nasıl anlayacağız be kardeşim ya. Ah be benim peygamberim be. Ah be. Senin kıymetini inşallah anlayanlardan olacağız. Rabbimiz diyor ki ya İsa ey İsa etuhibbu en ubeyyine leke acebe min bu görmüş olduğun olaydan bu hani tacub ettiğin bu kişiden daha önemlisini daha şaşıracağın bir şeyi sana bildireyim mi beyan edeyim mi diye Rabbimiz İsa Aleyhisselam'a nida ediyor. Etsin mi? Nasıl yani? Böyle bir kişi Allah'ın huzurunda gerçekten hakikaten kıymeti değeri olan bir kişi ama. 500 senelik ibadet ne demek ya? En ufak bir sol tarafına yani henüz daha günah yazılmamış. Şu sol tarafına bir çizik atılmamış daha bir ise. Böyle bir insan sağ taraf almış başına gidiyor. Ama diyor bu kulumdan daha tacip edeceğin bir şeyi sana haber edeyim mi? Etsin mi kardeşlerim? etsin be. Ah be Rabbim be. Bu ümmeti ne kadar kıymetli yapmış. Ama kimden dolayı? Muhammed Mustafa'dan dolayı. Orası da önemli. Oraya biraz değineceğim zaten. Evet. Devam ediyor Rabbimiz. Sana bildireyim mi dedi ya Rabbimiz. Bu kulumdan daha faziletli, daha eftal olan kişiyi bildireyim mi? Evet kimmiş o? Men min ümmetin Muhammedin. Evet yevmen min... Min racabe fehu ekramu min hada aman ya Rabbim ya. Ahir zaman ümmetin min. Bak o önemli. Muhammed'in orası önemli. Min ümmetin Muhammed'in. Ümmeti Muhammed'ten olan bir kişi. racabi şeriften bir gün ya. Bir gün ya. Yevmen. Yevmen bir gün demektir. Mi? Min Racebe. Re, 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 Recep'ten bir gün oruç tutan bir kulum. Ama hangi kimden olacak? Herkes için değil bu. Ümmeti Muhammed'den yani bizlerden şükürler olsun ya ne büyük müjde ya. Bir kişi Racebi Şerif'ten bir gün oruç tutarsa bu kulundan daha faziletlidir diyor Rabbimiz. Daha benim huzurumda kıymeti değeri daha yüksektir. Bir gün oruç tutacaksın 500 senelik amel edecek adamdan daha faziletli olacaksın. Bu ne büyük bir kazanç ya. Ne büyük bir ikram ya. Ne büyük bir müjde ya. Ama Allah'ım şu müjdeyi alabilmeyi nasıl? şunun şuurunda olabilmeyi nasip eylesin. Böyle deyince Rabbimiz, İsa Aleyhisselam, ya arkadaşlar kim ya İsa Aleyhisselam? 124 bin, 224 bin, Allah'u Alem diyoruz ya, sayısını ancak Allah, Allah bilir diyoruz ya, o kadar peygamberin içinde, beşe girmiş olan, ululazim bir peygamber diyor ki, leyteni küntü min ümmetin Muhammedin. Ah! Ne olaydı? Ne olaydı ya? Ben de ümmeti Muhammed olsaydım diyor ya bu müjdeyi alınca. Birinci görmüş olduğu kişiye tacub etti. Rabbimiz de dedi ki ya onun daha üstü var dedi ya ondan daha faziletli benim değer verdim, kıymet verdiğim kişi var dedi ya kimdir o? Ümmeti Muhammed. Bak ümmeti Muhammed'den kazandık şükürler olsun. Ama ümmeti Muhammed'den bir kişi Recep ayında Recep-i Şehrullah dedi ki Allah'ın ayında Recep ayında bir gün oruç tutarsa inşallah bugün oruçlu geçirmişizdir. Yarın cuma olduğu için bugün tutanlar yarın devam edecek veya yarın tutanlar öbür gün devam etmesi lazım. Cuma günleri biliyorsun ya öncesine ya evveline ya sonrasına ilave edilmesi lazım. Tuttun orucu oldun o kişiden daha faziletli daha eftal oldun. Şimdi şöyle bir şey geçirir adam içinden. O her türlü hayat yaşayayım. O böyle bir müjde aldım ben. E, tamam nasıl yani? Recep ayından bir gün oruç e, yine ben bu kadar faziletli adam oldum. Ya öyle değil be arkadaşlar. İnnemel amalu bin ya. Ameller <laughs> niyetlere göre. Sen evvela güzel yaşayacaksın. Evvela eksiklerin de olsa, yanlışların da olsa ne yapacaksın? Böyle Mevla'ya kendini güzel bir şekilde yönlendireceksin. Ondan sonra da bu müjdeye nail olmak için bir gün oruç tutacaksın. Bu şekilde de inşallah ne yapmış olacaksın? Bu kişiden daha faziletli kişi olacaksın inşallah. Şimdi burada hemen bitirmeye çalışacağım. Programımızın da sonuna geldik. Şunu da söylemiş olalım. Şimdi Allah bu kişiden daha oruç tutan ümmeti Muhammed'i faziletli, kıymetli, değerli yaparken bunun da sebebi Muhammed Mustafa'dır ha. Sakın ha, sakın kendimizi yani hele faziletli kıymetli adamım, değerli adamım. Evet olabiliriz amenna ama bunun sebebini peygamber Muhammed ümmeti olduğumuzdan dolayı veriyor ha. Orayı da unutmayalım inşallah. Rabbim en güzel şekilde şu gecelerden istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayına Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Recep ayına kavuşurduğu gibi Rabbimiz Şaban ayına ve Ramazan ayına, ümmetin ayına bizlere kavuşturmayı nasip eylesin. Şu regaip gedisiyle beraber bundan sonra gelecek olan üç ayın içindeki bütün kandil akşamlarında bizleri uyanık olmayı nasip eylesin. İstifade edebilmeyi nasip eylesin. Mevla Teala üç ayları cümle ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin diyoruz. Ve gayip geceniz hayırlı mübarek olsun. Bir dahaki hafta başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olabilme ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.